Yayındayız. Merhaba arkadaşlar. Şey çok geride kalmış. Şey kamerayı indirsene biraz. Yıldızlar olmadan. Detektif Norris, Dojat. Cık. Cık. Tamam, sen ringdesin, ağzının ortasına geçirdi bir tane adam. Bir sallandın, yapıştın sen iplere. Ben burada bir spot atmak istiyorum. Niye spot atıyorsun? Karşında iri bir adam var. Tabii. Ve arenadasın, doktrinandasın, kenarda bu herif dövüyor, dövüyorlar. Bu adamı iyileştiremeyeceğim diye bakıyor. Adamın bir weakness var. Seyirciler bağırıyor, suratına falan tükürüyorlar. Tamam, ben bir weakness var. Yanında da bir tane adam var. Bence suratına tükürmesi gereken bir adam. Aynı bulduk. Benim bilgilerim bu satıyormuş. Abi biz de bir şekilde geçirmemiz lazım ya. Bir saniye şey isimler evet. Kayık. Gel şöyle bak ismini al sen gel. Evet. Çok mu karıştırdık ya yerlerini değiştirseydik. Evet. Ben bir spot weakness atmak istiyorum adamın. Çünkü Oscar öldü. Karşımdaki adamın. Onu bir görmeyi istiyorum. Action'ını nasıl spot atıyorsun yani? O süzme sayılıyor mu o anlık? Evet. Sen evet ya da hayır diye cevap ver bana sadece. Hayır, geçin. Direkt counter attack çıkarıyorum. Yani ayağını kaydırmaya çalışıyorum. At spotunu. Spot mu atıyorum? Hadi spotunu at. 3 abi. Spot 3 mü? Extreme. Okey. Adamda şey görüyorsun, herifin yüzünde böyle yanaklar falan böyle kırışık, hani bir şey. Ondan sonra şurada biraz şişik, böyle karnını tam. Yaşlı başlı adamdan dayak yiyor değil mi? Yaşlı başlı adamdan dayak yiyor. Ağzına vuruyorlar adamlar. Tamam abi, ben yerdeki ayağını kaydırmaya çalışacağım. İlk önce kendi ayağımla beraber. Kendi ayağınla beraber ayağını kaydırmaya çalışacağım. Evet, yerdeki ayağımla beraber. Hadi bakalım. Tamam, bıçağımı takmaya çalışacağım. Manevra atıp yere düşürüyor. Evet. Tam turata çıkıyorum, ağzının ortasına bir tane daha vuracağım. Çok zevkli tamam. Değil ki. Bende normal var. Bende de normal var. Sen yok, benim rolümde yok. İki rak yapıyorum, benim de normal rolüm var. Ne? İki rak yaptım, benim de normal brawl'um var. Tamam. At damage'ını. Neyle atıyorum? 1d3. Artı 1 var bir de benim. Onun için bir d4 daha mı atıyorum? Her d6. 1d6. 1d3, 1d4. Her direkt 1d6. Hadi. 6. 3, 4. Peki. Yazdım bunu bak. Okey. Bende mi? Evet. Adam sana bir baktı. Adam yere düştü mü bu arada bu zaman? Bacağım acıdı. Ha, okey. Aşağısına bir tekmeyi çaktın sen. Tamam. Sinirlendi, kafa atıyor. Dodge. Hard. Tamam, dodge. O çok güzel tutmadı değil mi? Tutmadı. Adam geldi, hani bir tökezledi, kafayı gömdü sana. Bu herif bu arenada kalır. Ooo, kon atsana. Atalım. İkinci ölümümüzü vereceğiz size şimdi. Hard tuttu. Hard tuttu. Abi adam kafa attı sana. Senin şu kaş patladı. Hı-hı. Şuraya kanamaya başladı. Işıklar gitti geldi sende. Tamam. Kendine bir zor geldin. Hiç iyi hissetmiyorsun. Beynin zonkluyor. Sesleri duyamıyorsun şu an. Tamam, seslerde sıkıntı yok. Ben şey diyeceğim. Büyük ihtimal herif atak çıkaracak. Ben hiç iyi hissetmiyorsun. Tamam. Ben yapacağım şey şu an. Duruşumu koruyacağım. Herifin çıkardığı atağı dojlayıp kanına geçmek istiyorum. Yani. Evet, hayır. Son karar mı? Son karar. Sen total canını biliyorsun değil mi? Ne? Neyse. Ben bunu deneyeceğim. Evet, hadi bakalım. Ne çıkarıyorum? Fight mı? Yoksa dodge mu? Ben stance'de kalacağım çünkü. Beklemede. Hı? Ben beklemede kalacağım en başta. Bekliyorsunuz mu? Aynen. Ha, adam baktı, sen kafayı yedin, olduğun yerde duruyorsun. Salaksın diye bir tane daha yumruk atıyor. Tamam, dodge atıp karnına geçireceğim bir tane. Dodge atıyorsun ya da counter attack çıkarıyorsun. Counter attack çıkarıyorum yani, karnına tamam. Geçireceğim. Ben hard attım, ekstrem atman gerekiyor. En kötü 30'lak falan yakarız ya. 41, ekstrem çıkarmak için. 30'lak yakıyorum. 15. Harbiden bunu yapacağım ben, yoksa öleceğim ben gerçekten o ringde. Evet. Abi ben bir... Yak bak, başka işe yaramaz. Evet abi. Kaç gerekiyor bana? Kaç dak yakmam gerekiyor? Kaç atmıştım abi? 41. 41 atmıştım. Benim 15'e düşürmem gerekiyor. 26 lak yakıyorum ben. Tamam, sen lakını 26 bitiriyorsun. 26 lak yakıyor. Oo. Ooo. Yerde. Helal lakı benden çok. Kafasını pekmez gibi alıyor. Helal lakı benden. Evet. Benden tut. Şu at damage'ı tuttu. Tamam, full damage alıyorsun zaten zarlarla. Tamam. Totalin kaç? Atmıyorsun, full damage. Totali 4. Totalin 4. Maximum'cum 4. Maximum'cun 4. Ay gıdıklandım. 1'de 3 artı 1 atıyorum. Tamam, hani ben geldim sana öyle bir tane yapıştıracağım diye.
Sen şuradan aşağıdaki çenenin altına... Bahsettiğin şişliğe vuruyorsun. Karnına vuruyorsun. Tamam, bu oyun. Bahsettiğin şişliğe vuruyorum, onu söyleyeyim. O zaman bir zar at. Hayır. Bu için? Damage. Tekrar mı? Zar atıyorum. Okey. 4, 2, 3. 3, tamam. Güzel vurdun. Adamdan bir ses geldi. Oldu. Tökezledi. Turumu kaybettin mi? Hayır. Üzücü. Sen de sıra. Hala ben de. Sen bana counter atar çıkardı. Sen tamam nasıl? Tamam. Adam turumu kaybetmez tabii o zaman. O zaman şimdi bir de çenesine vuracağım. Acı dolu gözlerle sana bakıyor adam. Tekrar bir tane yüzüne yumruk edeyim. Seyirciler bir sessizleşti bir anda. Arkada bahisler değişiyor. Hızlı hızlı gidip herifi darlıyorlar. Şşş, ver lan paramı, ver lan paramı, vazgeçtim. Bir aparkat deneyeceğim. Finish him bro. Evet. Finish him. Counter atar çıkarıyorum. Tutmadı. Tuttu. Belki 16 rakın iyiydi. Oyunun geride kalın laksız olarak oynamak istemiyorum. Okey. Ben oynuyorum bak, iki seçimde hiçbir şey olmadı. Sen aparkat atacağım diyor. Şöyle geldin. Adam kenara çekildi. Sana çenenin altından şunu bir geçirdi. Ağzın sıkıştı. Dilini ısırdın bir miktar. Koparmadın ama yırttın bir miktar. Ağzın içi kan doluyor. Dişler birbirine çarptı zaten. Beynin sallanıyor. Lapsi yere yığıldın. Öldüm. Konat. First aid'e çıkayım ben. Dur dur. Tutmadı mı? Herif geldi, bakıyorlar, bu kalkmıyor. Yapıyor herif sana. Ben pes. Hayır şey, sen pes değil, sen yerde mal gibi yatıyorsun okay. Böyle. Ben first aid. Doktor, sen gir diplerden içeri. okey. Sen çok güzel dayak yedin. Güzel oldu. Evet. Gorgeous George'dan. Gorgeous George. diye duruyor Gorgeous George. First aid'im art tuttu. Yani paralar el değiştirdi. Bir credit rating at. Daha da iflas etti. Hard. Tamam. Çok kötü, para kaybetmedi. Dövüşten hayvan gibi dayak yedi. First aid'i tuttu mu? Stabilize ettim. Tamam, sen sakinleştirdin. Stabilize ettin adamı. Böyle ayıldı. Ne oldu bana? Ne bakıyor böyle etrafa. Ağzından kan akıyor herifin. Biraz peltek konuşacaksın sen bu seçim boyunca. Mike Tyson oldu. Tamam. Ne pekala. Gel akşam şey gel. Sen böyle eve gitme. Gel bizde yat. Abi Neil geldi. Gel bizde yat abi. Öyle yapalım. Neil geldi yanınıza. Neil. Abi hani kazanıyordun sen ya? Gitti benim param. Neil sonra konuşalım dedim. Neyse canın sağ olsun abi. Gel götüreyim dedim. Koluna girdi. Doktor sen de bir ele... zar zor yürüterek bunu götürüyorsunuz. Arabaya bindiniz. Sen eve. Benim hastaneye gidelim. Senin hastaneye mi gidiyoruz? Medisin atacağım. Dilini dikeceğim. Kendisine de sağlamasın. Okey. Siz hastaneye gidiyorsunuz. Aynen. Lord Duncan bu elemanları kovduğundan beri bu herifler bunları yapıyordu. Akşam boks maçına gittiler. Siz ne yapıyorsunuz? Eve dönüyorsunuz Seyis'le. Çay kurabiye. Çay kurabiye. Tamam güzel. Kalbinden önce akşam daim diye. Okey. Uzun süredir iki kişi yemek yemiyorduk. Kurabiyeden veriyor musun bu adamı? Veriyorum. Kurabiyesini paylaştı Lord. Okey. Ama neden? Şey yapayım? Yapacağım, bir kitap okuyacağım. Şu kitabı okuyorum. Senin kitabın? Evet. Biz onu konuşacaktık galiba. Bir de başka bir şey daha var. Aynen. Ooo. Nice. Bir yüzlük at. Sen kona. 69. 69 yakayım yemez. Yakayım mı, yakmıyor. Kaç? Tutmadım. Güzel. Sen bir kona at. 84 tuttu. Kurabiyeleri yediniz, muhabbet ediyorsunuz. Ha, sohbet muhabbet işte yani? Normal şeyler. Neler konuşuyorsunuz? Biraz konuşun. Lord'um, keşke diğer bizim elemanları göndermeseydik ya. Hayır. Biri, benim bilgilerim o. Yani ben o Medium'a ya da Lady Morgan'a veriyorum. O Medium'un hani bu tarz işleri yapabileceğine ciddi inanıyorum hani. Öyle olmasa kraliçe neden iletişimi devam ettirsin ki Medium'a? Yani birileri bizim benim bilgilerimi ona vermiş. Bu şeyi kimse bilmiyordu bizden başka. Şu avukatı çağır sana gelsin hemen. Hemen çağıralım. Siz o sırada kurabiyeleri yerken kurabiyelerin tadı biraz yanlış olmuş. Sen normalde bunları birazcık daha sade şey seviyorsun. Aşçıyı çağırıyorum. Hı? Aşçıyı çağırtıyorsun. Hizmetçi şey diyor hani yatacaktı. Gelsin. Yatmasın. Peki dediler. Gitti. Evet, çok beğenmediniz ama yeniyor yine. 5 dakika sonra çığlık geliyor. Gidiyor. Listen falan nereden geldi? Hizmetçi kadın.
çökmüş yerde ağlıyor. Ne oldu? Aşçı nalasından. diye bak gösteriyor parmağıyla. Dedim, baktım baktığı yere. Aşçı yerde suratı morarmış yatıyor öyle. Devrilmiş bir sürahi var. Diğer hizmetçileri çağırıyorum. Ben bir su döküyorum üstüne. Sen arkanı döndün. Sizin hizmetçinin yüzü böyle yeşermeye başlıyor. Ne İyi misin? Kendini mi hissediyorsun diyorum. Sen vahşi yere düştün. Ben. Okay. Oradan kan. Sen tökezlemeye başladın. Abiri zehirledi. Renkler gelip gidiyor. Sence bir doktora ihtiyaçları var. Çok susadığını hissediyorsun. Kesin doktor zehirledi. Çok aşırı susadığını hissediyorsun şu an. Gidip çeşmeden su akıyor değil mi burada? Ne? Çeşmeden su içiyor. Sen sürünerek tabakları, çanakları devirerek mutfağa girdin. Açtın çeşmeyi, su dolduruyorsun. İçtin. Yok, bardağı değil. Direkt böyle içtin. Ya tamam, daldın içiyorsun hani. Bardağı da zehir bırakmış olan. İçtin, sızdın. Sizdeyiz arkadaşlar. Seni hastaneye yanaştılar. Lambaları eksendik yere aldım ya. Extended Care için her gün medisin mi atıyor mu? Haftada bir mi atıyor? Haftada bir atsan yeter. Sen bu adamı içeri aldın mı? Medisinini at. Ağzını dikebileceğin mi? Kaşı da dikmen lazım. Şöyle evet, patladı. Tuttu. Güzel. Sen dikiş nakış işlerinden sonra yerde yatıyorsun. Ne oldu şimdi? İde akıl kama. Ben yemedim abi, sen yedin. Evet, biliyorum. Şarap içer misiniz doktor bey? Doktor bey diye bağırıyor senin hasta arkadan. Ses yalıtım yok değil mi henüz? Yok. Abi dönüp baktım değişik. Oğlum senin ofisten camlı zaten evet. Bütün hücreler var. Evet. Sen her gün burada mı kalıyorsun abi? Neil bir baktı abi, buralar çok korkutucu değil mi ya? İnsan kabus görüyor. Katılıyorum Neil, katılıyorum. Abi şimdi biz kovulduk mu? Ne oldu? Seni kovduğumu bilmiyorum. Biz ikimizi kovdu. Evet. Ben şimdi gideyim mi gitmeyeyim mi ben anlamadım. Benim param da yok. Ya ben seni alacağım diye sen rahat ol. Peki abi. Ben seni çok sevdim. Seni alacağım ben kalabiliriz. O zaman iyi akşamlar, ben arabaya gidiyorum yatacağım. Tamamdır. Tamam dedi. Bir şey ihtiyacınız olsa ben kapının önündeyim. Bildiğin arabasını da çaldı kalabiliriz değil mi? Ne? Yok lan Neil'in araba. Neil'in araba böyle. Aynı at aynı araba abi. O yaşlı... Adam servise kendi şeyiyle geliyor. Yaşlı kötü atı ve şeyi. Okey, akşam başka bir şey yapıyor musunuz siz ikiniz? Hayır. Ben dinleneceğim abi. Ben iyi dayak yedim. Okey. Şimdi sizin daha hizmetçilerden biri için first aid atacaksınız. Sanki first aid'e 75 olan birine mi ihtiyacınız var? Abi kanepelerde uyandınız. Daha doğrusu sen uyandın, sen hala uyuyorsun. Kolda sen tutturamadın değil mi? Sen tuttun. Ayağa kalkacağım. Kalkamıyorsun. Başın dönüyor, ağzın hala çok kuru. Lord Duncan iyi misiniz? Lord Duncan diye. Lord William Ara. Aninki. Durma. O sırada size şey geliyor zaten. Çağrılıyorsunuz. Kim? Ne? Kim çağırıyor? Lord Duncan'ın var kendisi. Kim çağırıyor peki? Hizmetçi kadın. Ha, hizmetçi kadın. Kadının tanıdığı kaç doktor var abi? Bize anlatıyor herhalde. Ben şahsen uyanıyorum, ben bizi istiyormuş. Bahset, acilde yardıma ihtiyacımız var. Bugün kovdu. Bir de polis haber var. Doğru. Verelim dedi, gittiler. Siz kalkmayın, oturun dedi. Doktor çağırdık dedi. Silahım nerede? Gitti. Ne? Silahımı getir. Belindeydi en son, belindeyse belinde duruyor. Belimde, o zaman şuradadır. Yani yakanı devam. Açtılar senin sadece. Ha, okey. Şurada. Soymanlar. O sırada bir araba geldiğini duyuyorsun dışarıdan. Sen hala Zambiya diyarlarındasın. Böyle açık yerlerde koşuyorsun. Good ondan sonra time. Peşinde bir tane at kovalıyor seni. Yalnız atın kafası kaplan. Afrika'da. Gayet iyi. Neyse. Siz geldiniz arabayla. Bu adam ne olmuş ya? Neil getirdi öyle. Direkt. Kapıyı açtılar, içeri soktular. Duncan yatıyor. Bu adam ter içinde diye ölü gibi duruyor. Abi bunlara ne olmuş böyle? Aktif terliyor adam. İyi akşamlar Lord Duncan. Koku yayılıyor ikisinden de. Duyduğum kadarıyla kesin. Zehirlenmişsiniz. Geçmiş olsun Lord Duncan. Doktora ihtiyacınız olduğu söylendi, geldim en hızlı şekilde. İnfaya baksana ben iyiyim. Ben kalkıyorum ya. Bir konu daha sana. First aid atayım mı? Yoksa medicine. Medicine. Dur abi.
Hı? Normal tuttu. Normal. Başın dönüyor, geri oturuyorsun. Medicine'ım tuttu. Hı? Medicine'ım tuttu, tamam. Sen bir şeyler verdin, bu adamın terlemesi falan yavaşlayacak, kalp atışları normaline dönmeye yani başlayacak. Yani semptomları başlayacak. Tedavi edip ondan sonra kendi vücudunun filtrelemesini umuyorum. Çünkü o da yani. Şey, o dönemin tıp. Evet. Hoş ya da ölümüne hocam. Morfin basabilirsin. Bu arada ben de şeylerle konuşmak istiyorum. Ölümüne yani sırrı. Diğer şeylerde çalışanlarla bir konuşalım bakalım. Cüzdan konuşuyoruz ama. Diğer çalışanlarla bir konuşalım bakalım ne yapmışlar. Anlatıyorlar. Hani bir şey olmadı. Hizmetçi şey aşçıyı ölü buldu. Kız zaten konuşamıyor şu an panik. Sonra infaya bayıldı, Zambiya bayıldı. Zambiya bayıldı. Sonra Lord Dunk mutfağa daldı, su içerken bayıldı. Şey, bu kruvasanları aldığınız yerlerdeki malzemeleri falan öğreneyim ben. Kruvasan değil, kurabiye. Ha pardon, kurabiye uyuyorsun. Kurabiyeleri yaparken kurabiye var. Zehirlendiklerini nereden anladın? Ultra dedektif. Ha, gerçi evdeki herkes zehirlendi değil mi? Pardon. Yok, 3 kişi zehirlendi sadece. 3 kişi mi? Aşçı, şey... Aşçı, ama... uşağı... Şeyde diyordunuz ya, hizmetçi kızla yaşarmaya başladı falan demiştim. Hizmetçi kız yaşarmaya başladı, bu görüyor oğlum. Sen niye meta yapıyorsun? Meta değil ya, ben bunlar anlatıldı bana diye düşündüm. Yok. Pardon. Kim anlatacak, ikimiz de baygınız. Haydi, hizmetçiler gördü ya, tamam. Ben daha oraya... Hizmetçi konuşamıyor. Evet, tamam. Pardon. Kadın şoka girdi. Tamam. Bayılan keçiler... Bir sakinleştirmeye çalışabilir miyim? Ne? Kadının konuşması için. Şarm atsan onu yapıyorsun. Sen Lord Duncan'ı isterseniz size de müsaade, şey, müdahale yapayım. Başım çok dönüyor. Hard tuttu. Tahmin edebiliyorum. Neden zehirlenmişe benziyorlar? Ne? Neyin semptomlarına benziyor? Yani... kalp ritmi hızlanıyor. Ama şey, bozuk bir ritimde atıyor. Aşırı terleme yapıyor. Ateş var, ciddi. Gördüğünüz semptomlar bunlar. Baş dönmesi işte, renk bozulması falan da var. Algıları da bozuyor. Medicine'ım tuttu. Sana da bir şeyler verdi. Sen birazcık daha şey olacaksın, kafan açılacak. Farmasi yani bu ne olabilir? Farmasi attım. Ne olabilir bu semptomlara sebep olacak bileşenler? Tam olarak bir bilgin yok. Her şey bunları yapıyor çünkü. Ne? Ha, aynen öyle. Şu korumaları çağırıyorum. Hı? Korumaların başındaki. Çağırttırdım. Geldiler. Onlar zaten buraları bakınmışlar bu olaydan sonra. Giren çıkan hiç olmamış bugün. Nasıl zehirlediler? Yani biz siz gittiniz geldiniz dedi. Bu arada şey... Mutfağa girenler de sadece bizim hani şey çalışanlardı. Çalışanlardan... Hizmetçi kız şey diyor ondan sonra. Son gelen şekerle bugün sadece un yapılmış. Şey, senin kurabiyeler yapılmış. Başka hiçbir şeyle kullanmamışlar. Yalnız o şeker 3 gün önce gelmişti. Nasıl yani? Siz birkaç gün önce dışarıdasınız şey olarak. Tamam. Yani o şeker shipment'ını hiç kullanmamışsınız daha. Evet, yeni gelen paket şimdi açıldı yani. Ha. Biz yeni gelen pakette yapılandan mı yedik? Aynen öyle. Ha, o şekeri getirin sen bize bakayım. Doktor bir onu incelerse belki bir şeyler bulur. Farmasi mi? Sen şey çantadan kitini bir. Çıkardın değil mi küçük? Bir. Bu kadar önemli. Doktorcum anlat bakayım neler buldun bize. Adam bir şey çantayı açtı. Küçük bir tane şey ilkokul kimya seti. Ondan sonra içeriden daha büyük şeyler çıkıyor sürekli. Masayı donattı herif, başladı bir şeyler yapmaya. Aslında TARDIS değil mi hani? Böyle abi. Yani, garip böyle havalı bir dille konuşuyor. Kafa karışıklığı olsun parayı artırayım diye. Hmm. Evet doktorcum anlat bakayım neler buldun. Neden zehirlenmişler onu buldum. Bunun ne iyileştirirsen onu söyle asıl. Şey vücuttan atılması lazım bir şey değil. Ölümcül bir doz almışa benzemiyorlar. Bu arada tadından bir şey soracağım. Evet. Bir duyurumuz var. Monchat Twitch Prime ile abone olmuş. Çok teşekkürler kendisine. Teşekkürler. Hani şey yeterince doz almamışlar. Kurabiye ilk yemeği yarıda bırakmışlar. Hani şey dinlenmeleri lazım, bol su tüketmeleri lazım. Birkaç gün yatak istirahatı öneriyorum. Keşke fantastik bir şey söyleseydim. Tıp öyle çalışmıyor. Ya da eşek bir şey yalayacaksın. İki seçeneğin var yani. Öyle bir şey daha tamam olurdu. Ben bir atmışsam değerlendirmeyeceğim. Doğmuş kurbağa emmek gerekiyor. Bunun da şeyiyle sen karşılaşmıştın daha önce. Nerede karşılaştım? Refis ilosit denen bir
bitkinin üzütü bu. Tahminet nereden geliyor? Atlan diyor. Kardeş bu sefer gidip tam katliam yapacağım. Afrika'yı yok edeceğim. Tamam. Sizin korumaların hani etrafa bakındıkları kadarıyla yani önceden hazırlanmış bu. Hani 3 gün önceden şeyi yani saatli bomba gibi çalışmış. Şeyde aynı şekerden tüketmiş, aynı semptomlardan ölmüşüm benziyor aşçı. Hı hı. Yaptığı kurabiyeleri tanıyor çünkü yani. O yalnız daha yüksek dozdaymış. Bunlar hani çok azalmışlar. Peki tatmamış. O yüzden ölü değiller yani. Hı. Şeye baktım bu arada hani şekeri inceledim bir miktar. Dozajı çok iyi ayarlanmış. İki kurabiyeye gidiyorsun yani. Yavaş yavaş hani etkilesin diye ayarlanmış. Aşçı 10 tane atınca biraz ayarı bozulmuş. Orada. Yani şey yiyorsun belli olmuyor, bitirdikten sonra kurabiyeyi terlemeye şey yapmaya başlıyorsun. Tadı da fark edilmesin diye. Çünkü bariz böyle yağlı acımtırak bir tadı var bunun. Şey... Görünüşe göre zengin tatlıyını sizi polis kurtarmış geldi. Lord Duncan. Polis geliyor. Her gün yediğim kurabiye tadını tabii biliyorum. Farkı geçip ifade alacaklar polisler. Şeyler falan sorgulayacaklar. Ben yatıyorum. Çalışanları. Ben. Sen dayıldın. William geldi mi? Hı? William gelmedi henüz. Doktor Duncan. İşte ne oldu? Rose. Doktor Rose. Duncan değil. Ha, sonra Doktor Rose kafa yapmış. O sırada polis çavuşu seni mi çağırıyor kenara? Şu an değilsiniz. Lord Duncan. Şimdi tarihsiz bir olayla geldik de. Asıl biz size sabah uğrayacağız. O niye? Birkaç sorun var. Nasıl? Sizin işlerinizle ilgili. Hangi işlerle ilgili? Tommy Gondorf'u tanıyor musunuz? O kimmiş? Kendi sizin gümüş madenlerinden gelen shipmentlarla ilgileniyor. Evet. Pekala. Shipmentlarda gelen malların belgelerine bakabilir miyiz? O çalınan dosyada mıydı onlar? O en sonuncusuydu. Kalanların arşivi var elinde. Tamam, gösteriyorum hepsini. Tamam, o arşivlere ihtiyacımız olacak. Konu neydi? Benim problemler fark ettik de. Neyle ilgili? Son gelen kutunuzda, kutularınızda daha doğrusu, evet. Yasa dışı malzemeler olduğu ortaya çıktı. Hangi malzemeler? Hı? Ne malzemesi? Bunları sanırım merkezde konuşsanız daha iyi olur. Yani yarın uygun olduğunuz bir zamanda gelseniz yeterli. Son gelen sevkiyatta dediniz değil mi? Hı hı. Dosyaları da hazır buradayken alabilirsek memnun olurum dedim. Tabii ki. Ama son gelen sevkiyatın dosyası yeniden istediğim kopya geldi mi bana? Hı? Yeniden istediğin kopya geldi. Tamam. Eskisi de duruyor değil mi bende? Ha, ona bir şey atsana. Spot. Evet. Tutmadı ama şey yapıyorum. Puşlayacağım. Tuttu. Sen önceki geleni biraz göz gezdirmiştin. Evet. Birkaç sayı bir şeyler farklı gibi duruyor burada. Hani gelen malzeme tonları, kutu sayılarında falan ufak değişiklikler var gibi geldi sana. %100 emin değilsin ama. Tamam, diğer ikisi duruyor. O zaman son geleni vermiyorum. Tamam mı? O daha gelmedi elime. Okay. Evet. O zaman ofisinizden alabilir miyiz yarın? Yani tabii. İzniniz olursa daha kolay olur. Emir çıkartmak zorunda kalmayız. Ofise geldiyse ofise haber veririm. Tamam, teşekkürler dedim. Şeye bakacağım. Şu polis olayları bir gitsin. Hı hı. Bu dosyayı bana kim getirdi? Hı? Bu dosyayı kim getirdi? İnfaya. Ofise gidip o kendi almıştım. Ofise kadar kimden geldi? Ofise kadar kimden geldi derken? Ya ofise kadar kim getirdi? Postacı. Ofiste şöyle. Zaten onların şeyleri çıkıyor. Şimdi Afrika'dan bu dosya yollanıyor ya. Afrika'dan yollanmıyor. Hani Afrika'da bunların şeyi çıkıyor. Hani manifesti çıkıyor. Neler var, ne yollandı diye. Onunla beraber buraya geliyor. Tamam. Buradaki adamlar onları inceliyor. Hani malları inspekt ediyor. Son dosyaları hazırlayıp yolluyor. Okay. Tamam, buradaki adamlar... O defter burada yapılıyor limanlarda. Buradaki adamlarımız kim bizim? Hı?
Burada bunu hazırlayan senin kim? Kendi bir tane adamın var. Çağırıyorum. Gece 2'de mi? Evet. Hatta arabacıyı yolluyorum. Git al gel hemen. Tamam. Seyis gidiyor. Polisler herkesle konuştular. Şekeri aldılar. Anladıklarımı anlatıyorum. Aha, şekeri aldılar. Geçmiş olsun deyip gidiyorlar. Şey polisler şey diyorum. Mümkünse beni ve arkadaşımı hastaneye şey falan da sordular. Hani, şekeri nereden aldınız? Gerçi niye bu? Söylüyorum her gün şuradan alınıyor. Yıla gelmişiz. Olur. Biz Neil'la geldik değil mi buraya? Ne? Biz evet. Tamam. Neil burada zaten. Tamam, Neil'la geri dönelim. Aynen. Adamı şey konuşacaksın, getireceksin mi buraya adamı? Evet. İnfayı yollamak isteyebilirsin. Gelmeyecek mi? Ne? Yani gelmeye daha teşvik edici olur diye dedim. İnfaya ayarlayabiliyor mu? Şey korumalardan birini yolluyorum. Gidin okay. Şu adamı getirin. Şeylerden biri gidiyor. Biz de şey diyelim. Lord Duncan iyi akşamlar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Lord Duncan. Bu herifin ağzı yüzü dağılmış. Şurasında dikiş var. Sana ağzı şişmiş. Birazcık eğlendik diyelim ya. Eğlendik peki. Ben klasik arada sırada gittim gece dövüşlerinden kaldım bu sefer. Mahis sen Zambiya'da dövüşmedin diye oldun. Orada dövüşsen. Peki hala. Bu arada avukatı da getirsin. Hı? Avukatı da. Avukatı ararsan o gelir. Arıyorum. Telefonunu aradın, avukat gelecek burada birkaç saate. Bütün herkesi topluyoruz değil mi buraya? Evet, gece 2'de. Tamamdır. O sırada kapı çalıyor. Dışı kapı. Açsın hizmetçilerden biri. Şeylerden biri gidip açıyor. Hizmetçi hani buyurun geldiğinizi haber vereyim derken biri daldı içeri girdi. Çamurlu şeyle hani üstü başı ıslak. Lord Manic şey Willy Manic. Lord'u. Özel bir yerde konuşabilir miyiz dedi. Odama geçin. Kalktım bastonla. Şu bastonla. Bıçaklı bastonla. Artık böyle abi. Kapıp getirin. Şimdi ne? Neyse. Aynen dur. Ya, arada şey yapalım. Güzel bir şey geliyor. Doktor bastonunu kaptılar. Doktor bütün itemlerini kullanıyor. Neyse. Şey diyor. Şşt, infaya, hay sensin. Yok, ben uşak değilim. Katil uşak. Katil uşak. Manic çekti kılıcı, soktu infaya. Doktor. Okey. Catherine'le ilgili geldim. Ne olmuş? Yakıştı. Nerede olduğunu sanırım biliyoruz. Neredeymiş? Kaçırıldı. Kim? Bana ne döndüğünü anlatmaya başlayacak mısınız? Eddie Gibson'ı tanıyor musun? Kim? Bu çetelerden birinin başı. Yok. Adam kaçakçılık genel olarak işte tefeciliktir, şeydir falan yapıyor. Tamam. İnsanların para olanıyor falan. Peki. He. O mu kaçırmış? Evet. Ne kadar istiyormuş? Whitechapel tarafındayken. Ne kadar istediği önemli değil. Almaya gideceğim kendisini. Tek başına. Benimle gelirseniz. Gelirim gelmesine de. Size ne oldu? Zehirlediler. Sana baktı, size baktı. Biz çıkmadık mı? Biz çıktık. Ne? Onlar çıktık. Biz çıktık. Bir akşamlar bir gitmiştik ya biz. Çağırdı seni. Çağırdı. Polis ne olmuş lan? Okey. Ben geçmiş olsun deyip hastaneye dönüyorum. Ya. Seni ignor ediyorlar. Kim çağırdı? Manning bunun da gel dedi. Hani şey yapardı. Bir polis işinize yarar. Size ne oldu? Ordum. Bizi zehirlediler. Ben asıl bunun için çağırmıştım seni. Kurabiyelerden. Şekere katmışlar zehri. Çağrınızı almadım. Zehir neydi? Doktor yanımızda olsa o daha iyi biliyor. Çağıralım. Ama. Doktor! Ben arabayı binip gidiyorum abi. Neil gitmiyor ki. Polis şu an tek araba o buradaki. Polislere rica ettim beni bırakmanız mümkün mü diye hastaneye. Evet. Geri dönerken dosyaları alıp geri dönüyorsanız beni hastasın. Ediyorum. Şu an et. Rolpleniyor. Dosyaları falan alınca beni de hani arabayla atabilir misiniz? Burada kaldım. Nereye gidiyorsun? Hastaneye. O tersi tamam, herkese bırakırız. Herkese bıraksanız olur. Peki de. Oradan araba tutarım. Herif arabayla gidiyor. Doktor gitmiş. Okey. Tamam, şimdi sebep mi vardı? Yani doktor daha iyi biliyor, tamam. Siz benimle gelemiyorsunuz yani. Yok, şu an daha iyi hissediyoruz. Sıkıntı yok, ben de gelirim. Neyse. Ben başka bir şey diyeceğim.
Ne diyeceksin? Özel olarak bir görüşelim bu konuda. Olur. Senin şu özel odanda görüşelim mi? Bana da bir iki parça gerekiyor şu an. Olur. Görüşelim. Gel buyurun. Biz İzmir geçiyoruz. Edelim. Ha şey, sizin çıkmanız gerekiyor. Tabii. Okey. Tamam, çıkalım. Siz özel tarafa geçiyorsunuz. Çünkü o odadan da eve geçiyor. Manning senden şey talep ediyor, silah. Tabancası yok üstünde. Bir tane verdim. Hı, teşekkür ediyor. Benim adıma kayıtlı mı? Değil. Ne? Adıma kayıtlı olmayan var mıdır? Adına kayıtlı olmayan da vardır. O zaman onu veririm. Ya Afrika'na şeyler bir sürü getirtip getiriyorsunuz yani. Tamam, onu veririm. Tamam. Lord Manning. Oscar geçen bir şeyden bahsetti. Neyden? Almanya'da düzenledikleri cadı avından falan filan. Bunu bizim tarafımızdan gönderildi. Almanya'daki cadı avından haberim yok benim. Nasıl yok? Adamınızla birlikteymişler. Sir Arthur'un Almanya'ya gittiğini biliyorum. Oscar'la beraber. Cadı avlamışlar. Ne o kısmını bilmiyorum. Bakın gizli gizli bir şeyler oluyor. Evet. Bizim bilgilerim, benim bilmediğim şeyler. Ve bunun ucu bana dokunuyor. Bunun ucu niye size dokunuyor? Bilmiyorum. Yani Afrika'da yaptıklarınızın cezasını çekiyorsunuz bence. Bence o değil. Oradaki ayinle alakalı bir şeyler var. Pekala. O zaman belki bize yardımcı olmak istersiniz. Şu söz sizce ne ifade ediyor? Hmm. Not alabildiniz mi? Bir süre incele de bunu çevirtirmem lazım dedi. Peki. Bu arada bir kopyasını veriyor. Hı? Bir kopyasını veriyor. Kopyasını. Tamam, kopya çıkartıyor. Sana kalsın. White Olmec'le görüşeyim dedim. Neyse. Biraz zaman sıkıntımız var. Cep saatlerin hepsini çöktünüz birin. Şuradan çıkıp bakıyor. Ne kadar para istemiş? Ne? Ne kadar para istemiş? 500 pound. Tamam vereyim ben. Yok, para vermeyi düşünmüyorum, merak etme. Ya böyle atraksiyonlara gerek yok. Vereyim alalım kızı. Orada biz yokuz değil mi şu an bu tarafa şeyden? Norris sana Bilal'e benziyor demişler. Bilal? Neler daha? Dikkatim dağıldı ya. Nasıl benzetmeler? Dikkatim dağıldı gerçekten. Pekala. Tekrar diyorum. Verelim parayı alalım. Ben parayı da alın istiyorsanız. Ben kendimi iyi hissediyorum ben. Ben de katılıyorum. Bu arada gardları da alıyoruz. Ben de gelmeyi rica ediyorum ama. Yani. Eğer mümkünse. Polis bir durum çıkarsa yardımcı olursun bize. Tabii. Teşekkürler. Off game bir şey sorayım mı? Ne? Off game soracağım da. Sor. Bu kılıç kullanımı falan Brawl'a mı giriyor? Hı hı. Tamam. Normalde girmiyordu, ben öyle aldırıyorum. Okay. Ben yani yanıma tüfeğimi de alıyorum. Okey. Baltayı da aldım. Şey, balta diyorum. Koltuğumu da aldım. Hı hı. Bir de kılıç alayım. Yani. Ben de tabanca ve kılıç alıyorum. Okey. Şimdi saat gece 4'e geliyor. Hatta rifle. Tamam. Whitechapel taraflarında arka bir sokağa girdiniz. Ben buraları biliyorum zaten. Şey yapabilirim. Okey. Yol gösterebilirim. Arabadan indiniz. Dedektif. Çamaşırlar falan asılı. Hani böyle bir ara sokak. Gidip direkt vuracak. Ya siz ana şeyde indiniz. Aradan geçiyorsunuz. Ya şey, arkaya yaklaşınca köşede tek başına şöyle duran bir herif var. Ve etrafa bakıyor. Kafasında bir kep var. Spot atabilir miyim? Şşş! Kimsiniz dedi. Sen kimsin lan? Manning uğraştırma bizi, patronu getir dedi. Para yanınızda mı? Evet. Çantayı gösterdi Boston Üniversitesi'nin. Orada para var mı? İyi. Çantayı gösterdi sadece. Aldıysan var, almalıysan yok. Aldım hadi. Adam kapıyı açtı. İçeri girin dedi. Giriyorsun. Şşş! Sadece sen dedi Manning'e. Manning döndü. Doktor arkadaşım ve aynen, avukat bey de beraber gelecek. Şey, sizi göstererek gitti zaten. Doktor arkadaşım, avukat bey de gelecek. Şuna bak herif. İyi peki. Bu durur dedi. Intimidate atabilir miyim? Evet. Hard. Adam bir süre sana baktı. Sonra bu ara sokakta sana yalnız kalma fikrini düşündü. İyi geçin dedi.
Abi Zambiyalı'dan korktum. Şöyle baktım. Kapıyı çok hızlı kapattı arkanızda. Karanlıkla bütünleşmiş bir şekilde. İçeri girdiniz, bir tane kadın tip tip bakıyor size. Diye aşağıya gösterdi. Elinde bir şey dikiyor. Bir sürü leğenler falan var böyle, çamaşır leğenleri. Merdivenlerden aşağı indiniz. Aşağıda sandalyeye bağlı Catherine'i görüyorsunuz. Kadın soymuşlar. Üstüne de ucuz dandik kıyafetler giydirmişler. Catherine daha düzgün giyiniyor normalde. Yanda iki tane adam oturuyor. Bir tanesi eline bıçak çeviriyor. Öbürü kafayı kaldırdı, size baktı. Siz içeri girince bir de tam arkanızda köşede bekleyen bir yeri fark ediyorsunuz. Spot atabilir miyim? Ne? Ekstra bir şey var mı diye spot atabilir miyim? Atabilirsin. Ben de bakacağım. Ben de bak. Ekstrem. Bir şey daha fark ediyorsun. Yanında bir tane Part. Kolon var. O kolonun arkasında da biri bekliyor. Okay, dört adam. Özellikle gölgeden gözükmeyecek şekilde. Dört bekliyor. Adam. Hı-hı. Dört adam var totalde. Hart. Elde bıçak çevireni sana baktı. Şey, Manning'e baktı daha doğrusu. Parayı getirdiniz mi dedim. Patron sen misin? Parayı getirdiniz mi? Adama bakmadan konuşuyorum. Patron sen misin? Ortaya boşa bak. Hanımefendi sokakta kaybolmuş. Sosice bulmasın dedik. Tabii burası otel değil. Ki otel olsa da bedavaya kalmayız şeyi yok. Giydirdi, besledik. Parayı getirdiniz mi? Manning sadece Catherine'i süzüyor, hani iyi durumda mı diye. Genel olarak iyi durumda duruyor. Catherine de sakin. Hani soğukkanlı bakıyor. Silahımı çekmem action mi götürüyor? Hı hı. Çekip sıkamıyorum. Dex atıp hızlı deneyebilirsin. Çekip sıkmak istiyorum ben. Manning tam onu yapacak gibi duruyor şu an. Yani adam sadece bastonunu... Bunu ben de fark ediyor muyum? Hani sakin bir şekilde soldaki adamını bir süzdü. Hani ben de ağırlığı hangi bacakta diye. Ben de şey o zaman... Arka şöyle de yaptım bak. Arka girişteki adam var ya. Şimdi evet. Şöyle. Kapının önündeki. Kapının şu iç cepte. Tamam mı? Şuradan şöyle. Para burada deyip çantayı bırakıyorum. Hı-hı. Şöyle zinciri tutup, tamam mı? Saat alacakmış gibi yapıp, çat diye indiriyor. Ben obzörünü çok güzel tutturamadım. Tuttu. Sen eli attın, şat diye sıktın. Aynı anda ben de kolonun arkasındakine... Ben de kapının içindekini atayım aynı şekilde. Bir tane sıkabilir miyim? Ne? Olur. İki kere. Ben altı zarla bir daha atıyorsun, damucun attı. Rifle. Ne? Rifle tuttu. Ha sen şöyle dururken pompalıyım diyorsun o zaman. Ya da... şeyi blackjack'i çıkarıp blackjack miydi? Blackjack'le üstüne koşup vurabilirim. Olur. Blunt etkisi mi var? Tamam. Ben de benim 44 magnum'u çekip direkt şey kapının girişindeki biri adamı. 0-2 punk. Duyu. Biri 0-2, biri 12. İkisi de hard. 12. İkisi de ekstrem tuttu. Tamam. Şimdi, öldü. Hiç kasma. Biri hani sen çektin bu ilk şey ilk zarın değil mi? Aynen. Tamam. Hani sen silah çektin, bir tane vurdun adamın aortayı patlattın. Kan fışkırdı size kadar. Bir tane daha vurdun, adamın gözüne girdi, herif yerde. Okay. Bıçağı tak, hani adam bıçağından önce yere düştü. Okay. Çok güzel oldu ama. Düştü herif. Tarantino filmi gibi. 8 demiş, hadi Blackjack. Hani sen duruyordun şöyle, döndün hani duvarın arkasındaki adama geçirdin bir tane. 8 demiş. Evet. Güzel vurdun, bayıldı. Gayet iyi. Ben de... Manning vuracak, dur. Ha, Manning vursun. Kimden geldi? Manning sakince durdu. Baston adamın ayak bileğine bastı. Hani tam şey aşil tendonunun aralığına. Adam bir yamulduğu sırada yukarı kaldırdı bastonu. Herifin çenenin altına geçirdi. Adam yere düştü. Hareket sonra senin verdiğin silah çekti, üzerine tutuyor. Herif kımıldamaktan vazgeçti. Duruyor. Abi vurma lütfen ne olur diye. Ben de ikisini tuturdum. Silahla mı vuruyorsun? Hı-hı. Ha. Siz onları yaparken bu herif duruyordu şöyle hani eller önünde. Çekti, sıktı, durmaya devam ediyor. Ölü bir adam var yanında. Hani şey kenarda duruyordu ya herif ayakta şöyle. Vuruldu şöyle yattı kayda herif yavaş. Red kit var mı bunun adamda? Ne? Red kit. Lucky yok. Yok mu? Gölgenlemez vuruyor. Bundan esinlenecekler. Adam o çok güzel. Çıkardı sıktı devam etti hayatına. Konuyla alakası sonra bakarsın. Tamam. Ay kağıtlar gelmeye başladı bak. Değil mi? İlk kimden geldi? Büyük hainden. Neden küçük hain?
gölgesinden hızlı silah çekmeye başladım. Buranın içi bir anda zehirli gazla dolmaya başladı. Evet. Bekliyorum zaten. Doktor kahkaha atıyor arkadan. Bakayım. Fazla bile dayandı. Yani fazla bile dayandı. Hikaye alternatif sonlar. Herifler indi. Sadece Manning'in silah doğrulttu adam ayakta. Seninki de bayıldı, bu herifler harcadı direkt herkesi. Ha üst kattan bağırış çağırışlar, çocuklar uyandı ağlıyor. Birkaç kişi koşturuyor ortalıkta. Ben uzaktan gelen bir silah sesi duydum. Manning... Kapıcılığına baktım, not my problem. Manning sana döndü. Inspector Norris. Miss Catherine çözebilir misiniz rica etsem? Tabii. In fire. O arkadaki herifi bağlasana, yanımızda götüreceğiz. Okey. Lord Duncan, bir etrafa bakın, gözümüzden kaçan bir şey var mı? Ready iyi misiniz? Pekala. Sen bir şeyler biliyor musun dedi adama. Şeydeyi. Catherine teşekkür ederim dedi. Ayağa kalktı. Bir şey sorabilir miyim? Pardon Manning dedi. Hı? Sana geleceğim. Adamı hani şey Manning sorguluyordu yani silahla. Geldi. Elbisemi ne yaptınız dedi. Adam. Abla üst katta çamaşırhanede sandıkla. Valla ben dokunmadım abla, vurma gözünü seveyim yapıyor. Teşekkürler dedi Catherine. Üzerinde... Gidelim mi dedi. Üzerinde elbise var mı? Şu an şey Oliver Twist gibi hani erkek kıyafetleri giydirmişler buna. Bol geliyor hepsi. Bir şey sorabilir miyim? Ben şey biliyor muyum? Harry Gibson'ın eşkali vardı. Kadın rahatsız duruyor yani. Ben de gidiyorum. Hiç hoşuna gitmemiş. Bunu biraz geçelim ama Harry Gibson'ın eşkalini biliyor muyum? Gerçi ya, ablanın appearance de 90 yani gidilir. Ben biliyorum. Harry Gibson'ın ben eşkalini biliyor muyum? Normal evet. Biliyor olmam lazım. O öğrenlerden biri Harry Gibson mıydı? Hayır değil. Burada yok. Burada yok değil mi şu an? Gibson öyle kendini bağlamaz zaten olaylara. Okey. Öyle o çalışmıyor herif. Tamam. Neyse. Öyle şu iki herifi hani vurdu bayılttı. Bu arada bayılma dediğim hani kafaya vuruyor adam hani bayıl Hollywood değil bu hani kafaya vurduğunda bayılmıyorsun hani şey de o zaman sıkalım. Stanlıyor adamı hafif ayılınca bir tane daha vuruyor. Sıkalım o zaman. Beyin hasarı çok umurunda olmadığı için okay. Sorgulayacağım dedi. Şeyi bağladım ben. Kulübe gidiyoruz. Nereye? Kulübe. Aynen. Bu akşam çok uyuyamayacağız kusura bakmayın. Bence başka benim bildiğim güzel bir yer var burada yakın. Oraya gidelim. Şimdi yalnız sesleri duymuşlardır. Tamam orada da çok fazla ses var. Senin bildiğin nere var? Gel sen beni takip et. Neresi? Güzel bir yer. Yok şu an hani 8 kişi kalabalık gitmeyelim diyorum. Hiç sıkıntı değil. 2 parti halinde gidelim. Dikkat çekeriz. Çok ben bu adamları alayım siz ayrı gelin Catherine'le. Tamam deli do bizim deli doktorun oraya gidelim. Deli aslan. Güzel fikir dedi. Kaç esir bağladık? Cesetlerden doktor. Kaç tane adam bağladık? 2. Tamam bir tanesini yani ben bağladılar şey. Ben Catherine'le geleyim. Ne? Ben Catherine'i alırım. Catherine sizle geliyor. Manning bodyguardlar ve şey esirleri alıyor. Ben Catherine'le gidiyorum. Biz seni almaya geldik. Tamam. Siz ayrı arabayla gelin dedi. Tamam ben Catherine'in yanına çıkıyorum hızlı yani, hızlı. Bunlar işte. Catherine yukarıda elbiseyi aldı. Tamam. Hadi tamam, gidelim beyler dedi. Değiştirmiyor mu? Ha değil mi? Sorsana. Sorsana. Hayır bekle mi böyle hani değiştirmeyecek mi diye. Elbiseyi ne diye aldı o zaman. Gidelim lütfen. Bak ikinci hain. Hemen kağıt geldi. Ben hiçbir şey yapmadım. Neyse dışarı çıktınız abi. Sokağa gidiyorsunuz Neil'in arabasının oraya. Biniyorsunuz arabaya. Bir tekrar spot evet. Atabilirim. Aa merhaba bayan dedi. Ne oldu? Bakayım. Bir şey geldi mi? Vasmaniye bir şey geldi. Aa Barış bizi hostlamış 5 kişiyle birlikte. Çok teşekkürler Barış. Çok teşekkürler. Neyse. Ne diyordum ben? Catherine soyunmuyor abi. Tamam. Bu şey heyecanlı. Bir film yapmalar lazımdı. Hayır böyle ben bekliyorum bir şey demiyorum hani üstünü değiştirmeyeceğim diye. Yakıyor. Burada değil dedi. Ha, tamam hadi gidelim o zaman. Ya, niye? Bize pahalı niye almasın? Ben sana daha pahalısını alırım. Değiştirmen şartı. Devam ediyor. Param var. Neden olmasın? Şeyden hani dışarı çıktınız sokakta ilerliyorsunuz. Bir listen atar mısınız bana? Ne atardın? Listen. Listen gayet tutmadı. Tuttu abi normal. Normal. Şimdi bak normal tuttu. Part istiyorsan part çekeceğim. Ben plak verirsen daha çok detay tamam, veriyorsan o normalde yeterli. O ben yeterli şey o zaman çekmiyorum. Ben plak yapacağım. Part var ha? Tamam. Bakın var. Yok onlar dur. Hayatta kalmak için kullanacağız. Ben bunu merak ettim. Constitution up dediği zaman bir dahakine lakın yakacağım hepsini. Sen şeyi duyuyorsun abi. Siz çıktınız sokaktan ilerlediniz. İlerideki ara sokakta bir konuşma duyuyorsun ufak. Ha. Nereye gidiyoruz? Peki. Arabayla. Şurada otel. Bir çılgın. Arabayı durdur dedim Neil'a.
arabayı kaldırmamıştım abi daha dedi. O zaman ben... Binerken oldu bu. Tamam ben koşarak bir bakacağım. Böyle koşmaya başladı. Siz de bu çığlıkları duydunuz. Koşuyorum ben de. Dex ben bakıyorum, algılamıyorum. Silahla beraber arayı sokağa şöyle. Dex atayım mı? Bakacağım. He? Dex. Koşmaya kon atılıyor. Hani tamam. Hızın belli ya zaten. Çok hızlı koşacağım. At at at. Belki bir hız daha fazla koşarsın. Ben deneyim bakalım. Tuttu. Şey, harp tuttu. Benim hiç tutmadım. Okey. Normal. Abi koştunuz. Evet. Ayak seslerini duyunca biri koşmaya başladı. Peşinden koşuyorum. Peşinden koşarken o ara sokakta yerde boğazı kesilmiş bir kadın görüyorsunuz. Aha karın deşenecek lan ne oluyor koşuyor. Bağırıyor karın deşenecek. Ben kadın görünce durdum. Ben tutmuştu. Evet. Ekstrem değil. Değil. Tamam. Ben kadın görünce duracağım ben bir. Abi şöyle açılmış boğaz tamamen. Bayağı net ölüyor yani kendi kanından oluşan bir gölde yatıyor. Okey tamam o zaman ben devam edeyim koşmaya. Ben Lord'un ölüyor yani yapacak bir şey yok. Lord'un sesini duyunca ben de koşacağım. Tamam kon atın. Okey. Extreme tuttu. Benim de Extreme tuttu. Peki, yani. 4 attı. Şimdi Lord Duncan LD. Koşarken şey yapabilir miyim? Inspector Norris İğne. Uşak Infaya UI. Jack the Ripper CR. Tamamdır. Silahımı dolduruyorum. Koşunuzu ayarlıyorum da bir saniye beklerseniz. 2, 3, 4. Lock'ı harca diyordum bak şimdi. Basacağım Lock'ı. Jack the Ripper'a. Ben bu sırada evimde huzurlu uyuyorum. Aslan emin. Horluya horluya böyle. Uyuyamayacağım bir dakika. Bayağı huzurlu adam, uyuyorsun. Hani sizin bir move önünüzde şey bu arada. Atış mesafe. Sizin move'lar falan bayağı azdı mı ya? Evet, yedi. Ekstrem attı hepsi. Herkesin 7. Herkes ekstrem attı da 8 oluyor hala. Benim base'im daha yüksek. Kaç base'i? Ben de tutturdum. Şu an eşitiz. Şey. Ben ekstrem atmadım. O zaman bir move mesafedeyse menzilde herkesin move. Eşit move var. Buradaki tamam. Şey mekaniği öyle çalışıyor. Yani move'un fazlaysa bir fazla action'ın oluyor gibi oluyor. Okey. Şimdi bu adam benim atış menzilim. Yani şu an bir move önünüzde atış menzilinde yalnız ara sokaklarda hani şey engel var. Görüşünü engelleyen çok bir şey. Bir şey diyeceğim. Ben buraları biliyorum. Zaten buralar benim eski çalışma yerinde. Dive for cover atacağım. Abicim 10. Dive for cover sonraki action'ı yakıyor biliyorsun. 10. Ne? 10. Extreme. Bu arada ben de şey denemek istiyorum. Vuruldum. Bu birinci. Tamam. Şimdi ikinciyi atacağım. Ben buraları çok iyi biliyorum zaten. Buralar benim çalışma yerim. Ben sokakları falan da biliyorum ben. Onun koşacağı yeri zaten şey yapamıyorum. Ben kısa bir yoldan dolanıyorum. Buralar biraz labirent gibi dağılıyor. Bakar mısın? Bir dakika bir bak. 007-27. Tamam mı? Şimdi 27'yi de lak harcıyorum. 13 lak. Tamam mı? Bir ekstrem daha vurmuş oluyorum. Tamam. 13 düşeyim. 60'a geldi. Tek şeyde. Üçüncüyü vuruyor mu? Ne? Üçüncüyü. Vur. Demeye çatayım mı? Demeyeceğiz az önce. İkisinin şimdi o zaman bir daha. Dostum ilk turda kesilince ben. Ben bu arada beklemedik sonlar. Benim dönemi ilk mi atmam gerekiyor? Herhalde. 5 bir 7. 10 bir 7. Tamam mı? Üçüncüyü de atacağım abi. Alabilir miyim bir tane onu? Bir tane kardeş takımı ben bunun için beklemiyordum. Sorun yok. 94, 64, 14. Nereden vuruldun Yunus? Bir dakika, 94. bir dakika. İyi üç dakika. 94. 73'e çekmek için kaç gerekiyor? Bu arada Lady Neil'la yalnız 21. Bıraktınız değil mi? Okey. 21. Yo, bir güçlü adamdır yani. Abi, bunu da normal vurmuş oldum. Bunu da normal vurmuş oldum. Okay. Bu arada ilk ikisi ekstrem. İkiniz koşuyorsunuz değil mi peşinde? Ben dediğimi tamam. Yapmamış ilk atlamış. İkisi ekstrem mi? Onları hesapladın mı? Şey, coverımda vardı. Hesapladım. Sen vurdun. Adamın biri bacağından geçti. Tökezledi. Ara sokağa atmaya çalıştı kendini. Orada ara sokak yok ne yazık ki. Hani çarptı kapıya geldi. Sağa doğru giderken bir daha vurdun. Şimdi üçüncü böbrekten. Adam hani tökezledi. Bak 4-8 omuzundan vuruldu. Attı kendini ara sokağına. Koşuyorsunuz peşinden. Üçüncüyü yemedim mi? 7-3'ünde. Tamam. 12'den yedim. Bu arada ben koşmadım. Dedim 25 ya. 25 olacağım yani her türlü. Ben dedim şimdi şeyden dolanmak tamam, istiyorum. Sen önden hani sizin arkadan o önden geçiyor. İnt atmam gerekiyor mu hiç? Yok. Bir de zar atabilir mi bana? Ne atalım? Catherine'in spotu. 84.
84 abi. Okey. Catherine hani üstünü değiştiriyor. Neil'ın da spotu 0 o yüzden. Okey. Şimdi ne yapılır bu? Abi daldınız ara sokağa. Yerde uzun pardüsülü bir tane bowler hat'li bir herif yatıyor. Gördüğümüz adam mı girerken? Ne? Yok değildi o. Aynı adam. Vurduğunuz adam işte. Ha okey. Kovaladığınız okay. Adam. Tamam. Herifin kıyafetin üstünde hani yağmurluğu var. Full kanla kaplı. Oo. Yağmur yağıyor mu? Açınca yağmur şu an yağmıyor. Az önce yağıyordu ama. Şu an yağacak mı 3 saat içinde? Yok. Tamam okey. Kanlar bitmesin. Onu biliyor muyuz? Neyse ki adamın şeyin içinde şöyle ince hani şu şekilde bir bıçak görüyorsunuz. Polis. Kanlı. Polis diye bağırıyor. Bir de eldivenleri var adamın. Polis diye bağırıyor. Adam yıkıyor ortalığı. Yıkıyor mu ortalığı abi? Durun adamın tipini de göstereyim ben size. Copycat mı öldürürlerden birini öldürürsünüz? Büyük ihtimalle. Fark etmez. Kalklar çözülmez. Adamın kılığı da şu an. This guy. Bu kimmiş bu? Bence kesin bu. Tamam. Bu copy mopy değil ya, kesin budur. Neyse, adam ölü bir şekilde yatıyor gayet. Gözlerinde bayağı bir korku dolu bir bakış. Prens Albert'ı niye öldürdünüz? Harbi mi? Ne yapıyorsunuz? Polis de var. Silah seslerine zaten polis geldi artık. Tamam süper. Çünkü ikinci silah sesi oldu bu. Bu sıkıyoruz zaten tabii. Ne oluyor doğru. Burada diye daldılar içeri. Vuntları sıkıyorlar size. Ben silahı koydum yerime. Yakaladık. Neyi yakaladınız? Karın deşen ceki. O sırada bağırışlarla sesler duyuyorsunuz. Şurada bir tane... Meşaleli bir grup girdi içeri. Şurada bir tane kadın öldürdü. Ben sesini duydum. Arabamla buradan geçiyordum. Nerede kadını öldürdün? Şu az ileri geride şurada. Tarif ediyorum ya. 3 sokak. Beraber gidiyorsunuz. Geride arka soldaki ara sokak. Ha şurada işte. Üzerinde de kanlar kadın var. Yok. Nasıl yok lan? Kadın yok. Yerde kan var mı? Yok. Nasıl ya? Hatta dedektif de yanımızdaydı. Dedektif ben de spot tutamadım. Ben de abi. Catherine'e dönüyorum. Catherine'i sizi değiştirmiş. Catherine'le şeyin arabası burada değil, Neil'in. Nasıl olur ya? Yerde hiç mi kan yok? Yere yatıp inceleyecek misin? Evet. Yatıp inceliyorsun. Kaldırım taşların arasında fark ediyorsun. Tamam, aha şurada yandaki kan. Giderden hani yıkanmış kan. Şurada kan var, bakın. Dedektif. Gösteriyorum. Burada ceset de vardı. Kadın siz cesedi. Ne yapıyordunuz? Ara sokağa girdim ya. Kadın cesedine ne oldu? Bu arada biraz daha araştırınca saç teli falan buluyorlar arkadaki duvarda. Kadın cesedine ne olduğunu bilmiyorum. Kadının sesini duyduğumuz zaman bu adam boğazını kesip kaçıyordu. Kadına yapılacak bir şey yoktu. Biz adamı yakalamaya çalıştık. Ben de vurdum. Silahım da burada. Balistiğine de bakabilirsiniz. Pekala. Yalan söyleyecek halim yok ya. Korporal. Bunların hepsini gözaltına al. İnspektör Norris. Ben orada neredeydim ben? Sen de oradasın ya. Ben orada değilim. Nerede? Şey kestirme yolu. Diğer taraftan geçtin. Ya adamları toplarlarken polis geliyor. Ha ben oradayım tamam. Ne yapıyorsun burada? Jack Tripper case için kendi başıma dolaşıyorum. Yani ne gördüm. Çabuk geldin. Ne çabuk geldin. Geldi. Ripper case ile ilgili gelişme var dedi. Ripper case ile ilgili gelişme mi var? Hmm Morrison. Tabii buyurun gidelim. Senin Morrison, Constable. Yes, Constable Morrison geldi. Yanınıza. Bunlar mı? Tamam. Merkeze kadar eşlik edeceksiniz bize dedi. Şuna bakıyorum. Ben kaç göz işareti yaptım. Sakin olun diye. İleride de bir tane daha araba yakaladı dedi. Kimler var? Şoför ve bir kadın. Sizle alakalı mı? Evet işte. Bahsettiğimiz arkadaşlar. Tamam durdursunlar. Onu da bizle gelsin. Ben bu arada şey, Neil'a göz göze geldim ben bir Neil'a. Neil burada değil. Neil orada değil mi? Araba, ha biz Neil'in arabası değil o. Bir tamam. Şey olurdu. Kadının cesedini kim aldı? Topladılar sizi götürüyorlar. O sırada şey polis tartışmayı engellemeye çalışıyor. Şey var ya Whitechapel Patrol. Sir William nerede? Mr. Luskin adamları. Onlar kargaşa çıkarmaya başladı. O sırada bir grup Alman bodyguard evime geldi diyeyim mi? Ayrı yönlerden gidiyordunuz ya. O burada durmadığı için gitti.
Ya onunla kim gidiyordu? Onunla sizin bodyguardlar, bir de esirler. Okey. Sizi topladılar. Seni götürürken şey diyor. Constable Morrison. Merak etmeyin Lord Duncan. Hani şey, tutuklu kalmayacaksınız dedim. Kim götürüyor? Tutuklu kalmam önemli değil. Hiç kadının cesedi nereye gitti? Okey. 5 dakika ara verelim mi? Olur. Ben kapı çaldığında ne diyeceğimi söyleyip sonra şey yapabilir miyim? Senin kapı çalmıyor. Geldiğimizde senden devam ederim, olur mu? Direkt giriyorlar.